İşinize güç katan Microsoft Kobi çözümleri sunar. Kobi Destek'e hoş geldiniz. Bu hafta Kobi Destek'te markalaşma konusunu konuşacağız, masaya yatıracağız. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, gazeteci, yazar Fatoş Karahasan benimle birlikte. Konuyla ilgili dinledikçe de aklınıza gelebilir, hali hazırda da sorularınız olabilir. Hepsini lütfen Twitter üzerinden @bloomberg.ht adresimiz aracılığıyla iletin. Aynı zamanda LinkedIn'deki Kobi Destek platformumuza yazdığınız değerli görüşlerinizi de burada konuşuyor, paylaşıyor olacağız. Orayı da hiç ihmal etmeyin. Fatoş Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Markalaşma çok keyifli bir konu aslında. Hı-hı. Herkesin söyleyecek lafının olduğu bir konu. Ama nedense bizim ülke olarak, sadece KOBİ'leri düşünmeyin, Türkiye'nin büyük şirketleri için bile çok zorlu bir süreç. Ve ne yazık ki dünyadaki örnekleri bir türlü yakalayamadığımız bir noktadayız. KOBİ'lerin önemli sıkıntıları var bu konuyla ilgili olarak. Onlara detaylarıyla bakacağız. Nedenlerini, içinlerini konuşacağız ama önce bir tanımlayalım. Marka nedir? Markalaşmak nedir? Oradan başlayalım. Markanın bir tanımı aslında değerle açıklamak mümkün. Aynı ürün ve hizmeti rakiplerinize göre biraz daha fazla değerle satabilmenizi sağlayan bir şey marka. Hı hı. Markalaşma ise çok uzun bir süreç. 100 yıllık pek çok marka var dünyada. Bizde çok az sayıda 50 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık markalar. Biraz sabır yok bizde. Hı. Biraz uzun vadeli düşünme yok, vizyon yok. Yatırımları doğru yönlendirme yok. Dirayet gerekiyor marka olması için. Peki markalaşma uzun soluklu bir süreç, bir maraton diye bakıyoruz. Sabır lazım diyoruz ama bunun yanı sıra hani sadece şirketlerin uzun ömürlü olmalarına imkan veren bir şey değil. Evet, özellikle KOBİ için bu çok kritik bir şey. Çünkü araştırmalar var. Sadece bizde değil, Avrupa'da da örneğin 5 yılın üzerinde ömrü olan KOBİ sayısı çok az. Bir bu açıdan bir katma değeri var bunun ama onun yanı sıra rekabette, işte gelirlerin arttırılmasında ve benzeri ya da işte iş modelinin geliştirilmesinde vesaire vesaire bir dolu başka faydaları da var, öyle değil mi? Sadece uzun yaşamaya imkan veren bir şey değil markalaşma. Şimdi marka ve KOBİ ilişkisi özel bir ilişki, ona bakmak lazım. KOBİ'ler bakın, çoğu zaman aile şirketleri. Bir vizyoner kişinin başlattığı bir yolculuk oluyor çoğu zaman. Hı hı. İhtiyaç görüyor. Hemen ona çözüm üretiyor. Bakıyor ki işler iyi gidiyor. İş büyüyor. Daha sonra yöneticileri işi devretmiyor. Profesyonelleşmiyor. İkinci nesle çok fazla yatırım yapılmıyor. Çünkü babalar çoğu zaman erkek odaklı KOBİ yöneticileri. İkinci nesle çok fazla yatırım yapmıyor. Hı hı. Üçüncü nesle, dördüncü nesle gelen KOBİ görmüyoruz. Bir kere sorun zaten burada. Hı hı. KOBİ bir soruna çözüm bulmak için yola çıkan iş adamından daha büyük bir şey olmak zorunda. Hı. Orada kurumsallaşmanın da o zaman bu noktada önemine dikkat çekmek lazım. Tabii markalaşmak çünkü araştırmayla ilgili bir şey. Müşteriniz kadar güçlüsünüz. Yani bir markanın gücü ona sadık olan müşteri tabanı kadardır. İşte en değerli markalara bakıyorsunuz. Marka değeri 1 milyar doların üstündeki markalar. Hepsinde aynı şeyi görüyorsunuz. Dünyanın her yerinde onları her gün gidip tüketen, özellikle hızlı tüketim ürünlerinde her gün tüketen müşterileri var. O zaman tabii değerli oluyorsunuz. Biraz da o zaman işletmeler işe aslında müşterilerinden başlamalı tabii, diyebilir miyiz markalaşma yoluna giderken? Önce müşterilere bakmalı. Bir de az önce sizinle konuşuyorduk. Çok da çalışmalarınız var bu konuda, biliyorum, şirketlerin DNA'sına ilişkin olarak. Hı. Yani hangi işe uygun, hangi işte daha iyi, daha başarılı, o tarafta ilerlemesi lazım diye anlatıyordunuz. Bunun markalaşmaya nasıl bir etkisi, katkısı oluyor ya da olmadığı noktada hasar ne boyutta oluyor? Aslında her işi yaparken çok bilinçli işe yaklaşmak lazım. Bilimsel yaklaşmak lazım. Bilim çağındayız. Hı hı. Biraz önce altını çizdiğimiz gibi bir şirketi var eden tek varlığı aslında müşteridir. Müşteri odaklı olmak zorunda KOBİ, KOBİ'nin yöneticisi. Müşterisini anladığı sürece, müşterisinin yanında olduğu sürece, onun hayatına çözümler getirdiği sürece zaten bir marka olma yolunda ilerliyordur. Hı hı. Sadakat varsa müşteri o markayı rakiplerine göre her zaman başka yerde de olsa gidecek, bulacak. Rakiple karşılaştığında belki onu tüketmeyecek, diğer markayı arayacak. Zaten marka sadakati dediğimiz bu kadar basit şekilde ifade etmek mümkün. Hı hı.
KOBİ sahibi, yani işletme 10 kişi olabilir, 100 kişi olabilir, 200 kişi olabilir. Yöneticinin yapması gereken şey hep uzun vadeli bakmak. Öncelikle müşterisini anlayacak, müşterisinin yolculuğunda onun değişimiyle beraber gidecek. İkinci en önemlisi de iç müşteri denen olgu, çalışanlarını anlayacak. KOBİ'ler genellikle makinalarına yatırım yapıyorlar. En lüks, en modern araçlar alıyorlar, işte otomobiller alınıyor, fabrikalar kuruluyor ama insan kaynağına yatırım yapmıyorlar. KOBİ'lerin bence markalaşma yolundaki en önemli eksikliği insan kaynakları. Benim bir tane platformum var LinkedIn üzerinde, KOBİ Destek diye. Burada konuşacaklarımızı oraya soruyoruz ve izleyicilerimizin görüşlerini alıyoruz. Kemal Cenk Erdem'in bir görüşü vardı. Diyor ki bilgi birikimi eksikliği çok büyük bir sorun markalaşma yolunda KOBİ'ler için. Aslında uzun vadeli düşünmek bu birikimi de getiriyor ama siz de katılır mısınız? Böylesi bir eksik var mı ve bu markalaşmada yaşanan sorunlarda bu eksiklik de dikkat çekiyor mu? Olmaz mı? Son derece önemli. Hı hı. Bilgi zaten bilim. Ülkemizdeki her alanda ihtiyacımız olan iki sözcük bu. Bilgi ve bilim. Bunun için soru sormak ve anlamak lazım. Genellikle bizdeki yöneticiler ben her şeyi bilirim diyorlar bir süre sonra. Hı hı. Yanındakilerin eleştirilerini duymak istemiyorlar. Ve bir süre sonra yanlarındaki yöneticileri kaybediyorlar. İkinci nesli küstürüyorlar. Araştırmaya kaynak ayırmıyorlar. Dolayısıyla bilmeden nereye kadar gidebilirsiniz? Çok başarılı olabilirsiniz ama şu anda küresel rekabetten bahsediyoruz. Hı hı. Diyelim ki bizim güçlü olduğumuz markalarımız tekstil, mobilya, pek çok işte turizm. Her ülke bizimle yarışacak konuma gelebilir. En iyi oteli kurabilir. İşte dün bir yöneticiyle görüşüyordum. Dubai çok büyük bir spa merkezi kuruyor. Hı hı. Bizim her otelimizde turizm markası olmak istiyorsak bir küçük şey kuruluyor, spa kurulu veriyor. Ben yatırım yaptım deniyor. Hı hı. İçindeki elemana yatırım yapılmıyor. Aynı şey üretimde var. Aynı şey diyelim ki işte tekstilde var. En yeni tezgahlar gidiliyor, İtalya'daki fuarlardan alınıyor, geliniyor. Ama müşteri ne ister, trend nerede? Bunları analiz etmezseniz, bilgi ve bilimi anlamazsanız sadece makinalarınız ve fabrikalarınız oluyor. Ama bu bir süre sonra sizi rekabette çok geride bırakıyor. Dediniz ki belli alanlarda güçlü olduğumuz, markalaşma yolunda güçlendiğimiz alanlar var, sektörler var. İşte tekstil dedik, bununla birlikte turizm dedik, bununla birlikte işte mobilya mesela öyle. Bu noktada biraz şehirlerle markalar ilişkisine de bakmak lazım. Hani hep biz konuşuyoruz. Büyük markalar içinde konuşuyoruz bunu. Devletin desteği olmaksızın global arenada yani Türkiye'nin bir fil arkasında olmadan bir markanın, bir Türk şirketinin dünyada varlığını sürdürmesi çok kolay değil. Böyle bir destek lazım. Aslında aynı şeyi belki yerel yönetimlerden de yerel otoritelerin de desteğini beklemek lazım. Bunu yapanlar aslında sizin verdiğiniz örneklerde bu markalaşmayı yaratanlar. İşte tekstil dediğimizde Denizli aklımıza geliyor. İşte Antalya turizm dediğimizde orası aklımıza geliyor. Otomotiv yan sanayide Bursa bu noktaya gelmiş durumda. Bunun da buradaki sinerjiden bir KOBİ'ler yararlanmalı. İkincisi de sanki belli şehirler de bunun için bir şeyler yapmalı. Çünkü sonuçta şehirlerin de markalaştığı bir dünyadan bahsediyoruz, öyle değil mi? Aslında çok uzun süredir Türkiye'de bir markalaşma aşkı var. Anadolu'yu karış karış geziyorum. Türkiye'de Türk Quality programı var Türk markalarının çıkması için. Yani inanın devlet üzerine düşeni yapıyor. Kaynak sağlıyor, destek veriyor. Sanayi ve ticaret odaları, işte borsalar birlikleri, yani herhalde 40-50 şehre gitmişimdir. Bir kısmında konuşma yaptım, bir kısmında dinledim. Her ortamda biz marka şehiriz diyor. Mesela işte Samsun'a gidiyoruz, Samsun, hı hı, marka şehirdir. Gaziantep'e gidiyoruz, Gaziantep marka şehirdir. Bursa'ya gidiyoruz, İzmir'e gidiyoruz. Bir kere bu söylem bir son 10-15 yıldır var. Hı hı. Tabii ki bunun meyvelerini yavaş yavaş alacağız. Ama rekabette diğer ülkeler o kadar hızlı ilerliyor ki biz yavaş kalıyoruz. Hı. Mesela Bursa gerçekten çok önemli bir ekosistem. Ama bu şehrin DNA'sında var. Yani binlerce yıllık, yüzlerce yıllık bir gelenek devam ediyor. Bütün önemli otomotiv üreticileri, Türkiye'de Türk pazarında aktif olanlar Bursa'dan pek çok alışveriş yapıyorlar. Yani yedek parça üretiminde, hı hı, Bursa çok ileride. Denizli aynı şekilde. Kentin DNA'sında var. Gaziantep ticarette çok ileride. Hı hı. Konya, Kayseri üretimde ilerideler. İşte Antalya milyonlarca turistin ülke olarak düşünüp artık geldiği, evet, bir kent. Bir şeyler yapıyoruz. Hı hı. Sorun profesyonelleşmek. Sorun bilimselleşmek. Yani bir KOBİ yatırım yaparken mutlaka bilime, müşterisini anlamaya,
ve kendi çalışanlarını motive etmeye ve onları eğitmeye kaynak ayırmalı. Bence KOBİ'lerin önündeki en büyük tek engel budur. İnsana yatırım yapılmıyor. Yani müşteriyi de insan olarak görün. Müşteriyi anlamaya yatırım yapılmıyor. Çalışanı motive etmeye ve eğitmeye yatırım yapılmıyor. Tabii ki yapan kuruluşlar var. Onlar zaten ödüllerini alıyorlar. Onlar yerel marka oluyorlar, bölgesel marka oluyorlar, küresel markalarımız var. Bir süre sonra hani KOBİ zaten büyük ölçekli işletmeye geçiyor. Üçüncü nesli görüyorum. Hoşuma gidiyor. Anadolu markalarında işte çeşitli ödüller alıyorlar. Çok iyi eğitimli gençler var. Mesela aileler gençlerini çok iyi eğittiler. Yani ben her zaman zaten umutlu bakan bir insanım. Anadolu'da bunu yapmak zorunda. Kendi markasını yaratmak zorunda. Aksi takdirde bizim 1 liraya ürettiğimiz ürünü başka bir etiketle 100 liraya satıyorlar. Aynen öyle. Bu bizim için çok büyük bir kazanç kaybı, zaman kaybı, enerji kaybı. Bütün Anadolu'yu dolaşıyorsunuz. Hakikaten 10 seneden fazla bir süredir de takip ediyorsunuz. Yükselen şehirler var mı bizim bildiklerimizin dışında yeni dönemde daha çok marka çıkaracak, geliştirecek vallahi olan? Geçenlerde Malatya'daydım. Malatya müthiş bir şehir. Malatyalı İş Adamları Derneği var. Yani milyarlarca dolara hükmeden bir ekonominin sahipleri. Malatya müthiş. Benim en çok etkilendiğim. Hatay mesela benim çok sevdiğim bir kenttir. Gastronomisiyle, kültürüyle. Ama maalesef son dönemdeki bütün bu Suriye sınırındaki sorunlarla biraz moralleri bozuldu. Mesela Hatay çok öne çıkabilir bir şehir olarak. Aynı şekilde işte İzmir'de çok büyük, her zaman öyle geleneksel olarak çıkabilecek şeyler. Turizm markalarında biz öne çıkabiliriz. Üretimde Konya'yı çok kıymetli buluyorum. Konya'da çok ciddi bir altyapı var. Kayseri aynı şekilde. Bursa. İnanın her ilde yapacak çok şey var. Çünkü Türkiye'nin genci var. Evet. Bizim gençlerimize bir şeyleri eğitmek zorundayız. Yani KOBİ'lerin aslında... Biraz önce bahsetmedik ama markalaşmak sadece ürüne yatırım yapmakla olmuyor. İçinde yaşadığı topluma da katkıda bulunması gerekiyor. Her KOBİ gençleri eğitmek zorunda. Kendi kaynağını kendi yaratmak zorunda. Yani kar etmek tabii ki oluyor ama ne kadar verirseniz hayata, ben ona inanıyorum, hayatta size o kadar geri veriyor. Aynen öyle. Aslında münferit olarak baktığımızda Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı çok sayıda güçlü KOBİ gruplarının olduğunu görüyoruz. İyi haber bu, iyi örneklerin oluyor olması. Hatta pek çok desteği bir kenara bırakarak kendi başlarına bu çabayı gösteriyor olmaları, o da çok önemli. Ve hani burada sürekli tekrar ettiğimiz ya da Ekonomi Erkin'in de sürekli söylediği şekilde hani KOBİ'ler bizim gücümüz, varlığımız noktasının da ne kadar doğru olduğunu aslında bu münferit çabalardan anlıyoruz. Dedik ya, böyle şehirlerin DNA'sında var, belli sektörlerde markalaşma daha hızlı oluyor. Çünkü bir arada oldukça bir tür hani kuyumcular çarşısı kesinlikle, örneği verilir. Bir sinerji var ve tabii farkındalık ki da artıyor. Geçenlerde tekstil sektöründen Kim Tekstil'in CEO'su, çok büyük bir tekstil şirketiler. Özellikle belli kumaş ve tekstil ham maddesi konusunda dünya çapında iş yapıyorlar. Tanzer Gözek CEO'su piyasa hattındaki programıma katıldı. Ve bir dolu sorundan bahsederken, aslında Türkiye'nin sanayileşme politikasını falan konuşurken döndü dolaştı laf markalaşmaya geldi. Tekstilin turizm gibi stratejik olarak ele alınması gerekiyor diyor. Yani orada da yine aslında bu sektörlere, belli şehirlere önemli bir ilmesinden bahsediyor. Çok yatırım yapıldı. Değil mi? Bence tekstile bu ülke çok yatırım yaptı. Orada KOBİ'ler üstlerine düşeni yapmadı. Yapmadım Allah için. Şehirler de yaptı. Devlet de yaptı. Çeşitli programlar da yapıldı. Öyle bir gideyim makine alayım, fabrika kurayım, tezgah kurayım da olmuyor bu iş. Yani tekstil çok ciddi anlamda Türkiye'de destek gördü. Turizm de teşvik alıyor. Mesela gıdada yeterince teşvik olması gerekiyor. Şu anda dünyadaki en büyük ihtiyaç ve geleceğin en büyük savaş konusu gıda. Türkiye, yani benim büyüdüğüm yıllarda hep Türkiye kendi kendine yeten bir tarım ülkesiydi. Evet. Gıdaya yatırım yapılmalı. Çiftçiye yatırım yapılmalı. Yani bence tekstilciler yeterince Türkiye'de destek gördü. Destek gördü, evet. Bugün aslında daha fazlasını hani ektiğini biçer noktasında pek ekilenlerin biçilemediği bir sektör olarak da kalıyor. Yok, ona da katılmıyorum. Şöyle bir sorun oldu. Kimsenin öngöremediği bir biçimde Çin dünya gücü oldu. Evet. Mesela İtalya bunun çok büyük acısını çekiyor. İspanya, Portekiz. Biliyorsunuz İspanya'da genç işsizliği %50'ye falan çıktı. Aynen aynı öyle. Şey İtalya için geçerli. Bunlar KOBİ ülkeleri.
Yani Akdeniz Kobi ülkeleri. Hı hı. Ve o Kobi ülkeleri şeyi öngöremediler. Yavaş yavaş işte ayakkabıcılar Çin'de üretime başlayınca, büyük markalar Çin'de üretime başlayınca kendi ülkelerindeki küçük işletmeler bunun acısını çekti. Çok da haksızlık etmiyorum. Çünkü Türkiye'deki çok yatırım yapıldı, ciddi çalışma yapıldı ama talihsiz bir rüzgar oldu. Şimdilerde rüzgar yine bize doğru dönüyor. Hı hı. Çünkü biz sözünü tutan üreticileriz. Onu mesela her ortamda görüyorum. Hı hı. Diyelim ki dünyadaki bir takı fuarına gidiyoruz. İşte altın fuarı İtalya'da yapılır, Vicenza doğru. Orada kimle konuştuysam işte Türklerin hızlı iş yaptığından, sözünü tuttuğundan, çok kaliteli işi düşük maliyette yaptığından ve bundan çok memnun olduklarını hı hı. dile getirdiler. Aynı şey tekstilde. Biz hızlı çalışıyoruz. 7/24 çalışıyoruz. Çok fazla fedakarız. Çalışanlarımız da öyle. Hı hı. Dolayısıyla küresel trendlere de bakmak lazım. Bakmak lazım evet doğrudan. Ama onları da önceden görüp ya da uzun vadeli bakmanın işte burada avantajı. İşte o stratejiyi oluşturup. O da siyasi konjonktürle ilgili. Aynen uzun öyle. Vadeli bakınca gelişim oluyor tabii. İzleyicilerimizden görüşler gelmiş, onlara bakalım. Sermaye birikimine müsaade eden bir devlet politikası lazım diye yorum yapmış Enis Süvari. Aslında yine aynı noktaya geliyoruz. Nasıl desteklenmeli sorusunun yanıtı bu. Kuru kuru teşvik vermek yerine bütün o mekanizmaları gözden geçirip KOBİ'nin faydasına kullanmak çok önemli. Yine Enis Bey'den KOBİ'nin uzun yıllar yaşayabilmesi için önünü açmak için sermayesinin oluşması lazım demiş. Doğru. Hı, o mesela şekilde... orada bir virgülle gireyim konuya. Lütfen. Çok önemli sorun yeni işletmelerde nakit akışını yönetememek. Hı hı. Kredileri bir şekilde çeviremiyorlar. Öz kaynaklarıyla ilerleyemiyorlar. En kritik nokta KOBİ'de finanstır. Hı hı. Her şeyden önce. Bir kere finansı yönetemiyorsanız istediğiniz fabrikayı kurun, istediğiniz dünyanın en başarılı yöneticilerini getirin. İşte her yerde reklam yapın. Başarısızlığa mahkumsunuz. Evet. Mutlaka sadece bize ait değil, dünyanın her yerinde kural budur. Aynen öyle. İşletmenin zaten doğasında var. Bir numaralı hayata tabii geçirmeniz gereken bilecek. Şey o. Tabii. Biz de KOBİ'de ilk başladığımızda ilk konu finansmandı. Sonra kesinlikle. Da sıkça işliyoruz. Önümüzdeki hafta da hatta bakacağız. Aslında çok imkanlar da var Fatoş Hanım baktığınız zaman. Özellikle bankalar Türkiye'de doğru. çok geliştiler ve son 10 yıldır KOBİ'lere epeyce yatırım yapıyorlar. Sadece onlara kredi satmak peşinde değiller. Danışmanlık da yapıyorlar. Nakit akış sistemleri, elektronik ortam çok gelişti. Bir dolu yazılım altyapı şeyi var. Biraz da burada bilinç düzeyi, okuryazarlık bakış açısının da devreye girmesi lazım galiba değil mi? Yani çalışırken enerjiyi nereye harcayacağınız çok önemli. Evet. Yani çok işte siyasetle ilgileniyorsa bir KOBİ sahibi ya da işte günlük ıvır zıvırla ilgileniyorsa vizyona vakit ayıramıyor. Evet. Oysa CEO dediğimiz kişi, şirketin sahibi, ailenin atası okuyacak, hı-hı. araştıracak, öğrenecek. Gençleri işe alacak. Mesela ben her ortamda onu özellikle vurguluyorum. Türkiye'nin yaş ortalaması çok genç. %65'i 35 yaşın altında biliyorsunuz. Yarısı 25 yaşın altında. İşletmelere bakıyorsunuz. Hep bir yaşlı erkekler topluluğu var. Hmm. Niye gençler girmiyor hayata? Niye gençlere biz yeterince güç vermiyoruz? Biraz eğitsek. Tamam, eğitim sistemimizin açıkları var. KOBİ onu karşılayacak. Eğitim, ekstra eğitim verdirecek, parasını biraz buna harcayacak. Evet. İçeriye gençleri alacak. Dijital dünyaya sahip olmak, en gelişkin telefonu almak ve bütün gün oraya fotoğraf yüklemek ve dedikodu yapmak değil. Evet. Yani iş süreçlerinin parçası olmak zorunda dijital dünya. Bunu da gençler biliyor. Aynen KOBİ'ler öyle. Gençleri işe alacak ve onları horlamayacak, itip kalkmayacak. Genellikle KOBİ'lerde gençler çok kötü koşullarda çalışıyorlar. Biz gençlerimizi baş tacı etmezsek sadece KOBİ'de değil, Türkiye'nin her yerinde. Ben hep şey diyorum, Türkiye'nin derdi orta yaşlı erkekler hegemonyasıdır. Onlar para, pul, itiş kakış arasına giderken doğru. gençlerin kullanabileceğimiz gücünü kullanamıyoruz. KOBİ'ler de bunu yapmıyor. Evet. Ben olsam hangi şehirdeysem o üniversiteden bir sürü insan alırım ve onlarla beraber iş yaparım. Gençlere yatırım yaparım ve onlar benim şirketime zaten kaynaktır, gelecekte çalışır. Evet, az önce Tanzer Gözer'i dinleyememiştik. Hadi gelin bir dinleyelim markalaşmayla ilgili Türkiye'nin tekstilcileri ne düşünüyor? Özetle Tanzer Gözek anlatacak bize. Bütün mesele şu, bu sektörün böylesine dış açığı da azaltan ve bu kadar da çok istihdam yaratan, çünkü o pantolona kadar ilk önce iplik oluyor, koskoca bir iplik sanayisi var, hı hı. sonra dokuma oluyor, sonra bez oluyor, boyanıyor, sonra konfeksiyon oluyor. Bu o noktaya gelene kadar o kadar çok insana ekmek veriyor ki ve yan sektörünü düşündüğümüzde böyle bir sanayinin cidden artık bir turizm gibi
bakanlık nezdinde veya bakan yardımcılığı nezdinde çok stratejik olarak ele alınması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye bütün pazarların ortasında, Avrupa Gümrük Birliği'nin yanında ama bir de etrafında çevrelenen ülkelere baktığınızda bunların hepsi ham maddesi olan, petrolü olan ve harcayan ülkeler. Ama bir şey de üretmeyen ülkeler. Böyle bir güzel bir çevrenin ortasında kalan, tek üretici ülke olan, sadece tekstil değil her konuda olduğu gibi, tek üretici olan bizlerin artık markalaşarak bu ülkelere markalarımızda ulaştırmamız gerekiyor. Evet, markalaşma neden önemli, nasıl önemli? İşte en etkili ağızlardan birinden de değerlendirmeyi aldık. İstihdam tarafına herkes vurgu yapıyor tabii. Ama orada da sizin söyledikleriniz çok önemli. Geçenlerde bir konuğum yine anlatıyordu. Organize sanayide her dükkanın kapısında eleman aranıyor diye ilan var. Yakında çalışacak adam bulamayacağız. Tabii bir taraftan da o iletişimi kurmak önemli. İşte nasıl çalıştırdığınız sizin dediğiniz şekilde. Hani karşılıklı kazan kazan formülüyle hayata geçirdiğinizde o eleman ilanlarının sayısı muhtemelen azalacaktır. Hani çok kritik bir kavram çeşitlilik. Diversity. Evet. Çok uzun süredir bu tartışılıyor. Ve küresel şirketlerin çeşitlilik müdürleri var. Diversity Officer, Diversity Manager. Bizde çeşitlilik olmayınca bir yerde bereket olmaz. Evet. Sadece birbirine benzeyen erkeklerin olduğu KOBİ'ler içinde kadınlar olacak, gençler olacak, yaşlılar olacak. Hı hı. Atıyorum bir çiftçiyi istihdam edecek eğer çiftçilere yönelik iş yapıyorsa, tekstile yönelik iş yapıyorsa içeride bir sürü kadın çalıştıracak ya da onlarla gidip konuşacak. Onların dünyasını anlamadan ben gideyim en iyi fuardan en iyi fabrika şeyi alayım, cihazı alayım, fabrika kurayım. Olmuyor böyle. Aynen öyle. Sorun bu. Aslında bütün işler için geçerli. Biz bile burada bir ekonomi kanalı olarak kendi içimizde sadece gazetecileri, televizyoncuları değil bir fiil finans profesyonellerini de barındırıyoruz ki o sinerjiyi tabii yakalayalım ki, ve hedef kitlemize aslında doğru onların diliyle ulaşabilelim. Bunun bir dolu örneği var. Yine bir izleyicim Bahadır Aslantaş demiş ki satış öncesi ve sonrası destek çok önemli. Müşteriye güven aşılanmalı. Bir kere sattım gerisine karışmam denilmemeli. Bunu yapan marka olur diye. Aslında bu noktada biraz avantajımız olduğunu sözümüzün eri olmak münasebetiyle konuştuk az önce. Tabii iyi örnekler olduğu kadar hala kötü örnekler de var. Oldukça kötü örnek var. Var kötü evet. Örnek var. Yani ilginç bir şey. Biz mesela çok misafirperver bir ulusuz. Evet. Evimize gelene kendi yemeğimizi veririz, kendi odamızı açarız. İşte pek çok evde hala bir misafir odası vardır. Ama işletmelerde hizmet işine girdiğinizde başka oluyor. Yani bir çocuğu kendi evine gitseniz, size mükemmel hizmet veren bir çocuğu turist olarak yani turiste hizmet vermek için aldığınızda turizm sektörüne bir gocunuyor bundan, rahatsız oluyor. Karşı taraf eleştirdiğinde bunu şahsi alıyor. Özellikle KOBİ'nin yöneticileri nefret ediyorlar eleştirilmekten. Biz kültür olarak hoşlanmıyoruz. Evet, sevmiyoruz onu. O zaman müşterinin şikayetini ben dinlemiyorsam nasıl gelişeceğim? Müşteri memnuniyeti konusu yalan o zaman. Bir kere şikayeti dinleyip şikayeti engellemek en önemlisi zaten şikayeti yaratmamak lazım. Memnuniyetinizi dostlarınızla şikayetinizi bize diye tabii ki yıllarca gelmiş konuşulan kesinlikle bir lafımız bile var. Onu dikkate almakta fayda var. Bir şey söyleniyorsa doğru söylenmiştir. Kesinlikle öyle. Kalan zamanımızda biraz da dijital tarafa bakmak istiyorum. Hı-hı. Çünkü bütün bunları konuştuğumuzda maliyetler devreye geliyor. Nasıl ki finansman çok önemli dedik ama yatırım her türlü insan kaynağına da olsa, makineye de olsa, bilgiye de olsa belli bir maliyet gerektiriyor. Bunu çeşitli yöntemlerle ölçebiliriz. Yani parasal bir maliyeti de olabilir, zamansal bir maliyeti de olabilir, işte fedakarlık manevi bir maliyeti de olabilir. Dijital dünya biraz bu maliyetleri düşürüyor. Artık her şeye erişim daha kolay, bilgiye erişim daha kolay, aradığınız size erişim örneğin kolay. Bu kadar bilgiyi alabilmek için sadece bizi izlemek değil, internetten size ulaşıp doğrudan size soru sorabilmek bile çok kolay. Eskiden bu mümkün değildi. Siz bir kitap yazdınız dijital pazarlamanın kuralları diye taşlar yerinden oynarken hakikaten taşlar yerinden oynuyor. Oynamaya başladı tam tekrar otururken bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç nasıl kullanılabilir? KOBİ'ler markalaşma yolunda dijital ortamdan, dijital dünyadan nasıl faydalanabilirler? İnternet insanlığın hizmetine 94 yılında açıldı. World Wide Web dediğimiz WWW. Ve bu geçen 20 sene içinde bütün her şeyin kuralı değişti. Bir kere
50 yaş üstü, 40 yaş üstü yöneticiler bunu fark edecekler. Yani dijital olmak, dijital cihazlara sahip olmak demek değil, düşünce sistemi. Mesela gençler çok sabırsız. Hı hı. Yeni müşteriler öyle. Bir iş yaptığınızda kimsenin tahammülü yok. Hiç kimse sizin ürününüzü ya da hizmetinizi almak için büyük bir aşkla beklemiyor. Bir kere onu görecek. Hı hı. Kendi kibirini aşağı çekecek. Rekabet çok fazla var. Sizin ürettiğiniz ürün dünyanın her yerinden gelebilir ya da sizin sattığınız hizmet farklı ülkelerde de olabilir. Turizmin rakibi başka bir şehirden çıkabilir. Üretimin rakibi Asya'dan çıkabilir. İşte fikrin rakibi zaten yaratıcı endüstriler gelişiyor. Burada en önemli olan şey dijital düşünce demek, biraz kibiri geri çekmek ve soru sormak, dinlemek ve anlamaya çalışmak. Hı hı. Dünyanın neresindeyiz bu anlamda baktığınızda? Ha, o çok ilginç. Tüketimde çok ilerideyiz. En geveze, en dedikoducu uluslar arasındayız. Evet. Yani Facebook kullanımında işte Avrupa'nın ikincisi, üçüncüsü. Twitter'da aynı şekilde. Instagram'da öyle. Herhangi bir ortama mesela yurt dışına geziye gidiyoruz. İşte basın gezisi. Hiçbir yerde görmediğim bir şey bizde var. Hepimiz için bir aslında öz eleştiri olmalı bu. Bir yere girildiğinde hemen şifre ne? Wireless şifresi. Herkes önüne bakıyor. Aynı şeyi bütün gruplarda görüyorum. Mesela bir restoranda 20 kişi Türk grubu hemen ayırt ediyorum. Ya da bir havaalanında. Herkes cep telefonunda. Bu bizim biraz yüz yüze konuşma isteğimizi, gerginliğimizi mi azaltıyor bilmiyorum. Ama herkes kendi dijital cihazına içinde kaybolup orada dedikodu yapmak istiyor. Şimdi bu işin de tabii şaka tarafı dijitalle yatırım yapmak, gence yatırım yapmak, kaynağa yatırım yapmak, sisteme yatırım yapmak değil. Çünkü pek çok şey artık ücretsiz. Çok kolay. Bir tane mobil cihazınız varsa dünyanın merkezi halindesiniz. Gazetecilik de yapabilirsiniz. Televizyon kanalı da kurabilirsiniz kendi şeyiniz üzerinden, bir cep telefonunuz üzerinden. Çünkü bir platforma sürekli video yükleyeceksiniz. Yapacağınız başka bir şey yok. Ya da yazı yükleyeceksiniz. Bilgi alabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz, online eğitim alabilirsiniz. Yapacak çok şey var. İşin kolayına kaçıyoruz. Dünyada KOBİ'ler, ekonomilerini KOBİ'lerle destekleyen bir dolu örnek var. Yani Avrupa'nın en büyük ekonomisi, lokomotif ekonomisi Almanya'ya bakın. Oradaki hikayeyi de geliştiren ana karakter KOBİ'ler. Onlar markalaşma yolunda, tabii genel olarak markalaşma Batı'da çok daha erken keşfedilmiş. Onlar biraz bizden hem sabırlı oldukları için, hem yatırım yaptıkları için, hem uzun vadeli baktıkları için daha iyiler ama bir karşılaştırma yapacak olursak ne kadar iyiler, biz ne kadar yaklaşabildik oraya? Şimdi Almanya başka bir dünya. Almanya başka bir gezegen. Pek çok işi doğru yapıyorlar. Yatırım yapıyorlar, yavaş ilerliyorlar. Biz onları sıkıcı buluyoruz ama onlar hata yapmadan ilerliyorlar. Bize benzeyenler Akdeniz ülkeleri. Akdeniz ülkelerine göre biz iyiyiz. Yani KOBİ'lerimiz yatırım yaptı. Bir kere cihazlara yatırım yaptı. Düşünce sistemlerini değiştirmeleri gerekiyor. Ve insan kaynaklarına yatırım yapmaları gerekiyor. Bundan sonra yapmaları gereken o. Markalaşmak için bir kere reklam lazım. Tanıtım lazım. Hedef kitleniz küçükse zaten internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bunu akıllı kullanırsanız maliyetleriniz düşük olur. Ama bütün bedel yaratıcılıktır. İyi yaratıcılığı bulduğunuz zaman kendinizi tanıtıyorsunuz. Çok başarılı e-ticaret siteleri var. Özellikle tarım alanında. İşte bir tanesi portakal göndererek ünlü oluyor. Öbürü tarım şeyleri, ürünleri göndererek ünlü oluyor. Kimisi bebeğe odaklanıyor. Yani yapacak çok iş var. İş tamamıyla sabah uyanınca bir aşkla işe gidip dünya değişti ben nasıl değişirim diye bakmak. Ve biraz ödev yapmak. Biraz ödev yapmak, ders gerekir. Çalışmak ders değil çalışmak mi? Gerekir. Fatoş Hanım çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben şahsen bir dolu şey öğrendim. Bence sizler de öyle. Önümüzdeki hafta eğitim konusuna bakacağız. Sabancı Üniversitesi'ne gideceğiz. Orada eğitim alan KOBİ'lerle konuşacağız. Bu eğitimi verenleri burada stüdyoda ağırlayacağız. Sizden ricam önümüzdeki haftaya kadar düşünün. Özellikle hangi konularda sizce KOBİ'lerin eğitime ihtiyacı var? En çok ne merak ediliyor? Bilgi nerede? Nasıl ulaşıyor? Bütün bu soruların yanıtlarını gelecek hafta pazartesi günü KOBİ Destek'te vermeye çalışacağız. O zamana kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere. İşinize güç katan Microsoft KOBİ çözümleri sundu.